Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Sesimiz bugün görece daha da düzeldi. Umut edelim ki geride kalmış olsun bu rahatsızlığımız diyelim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Bayram da geliyor. Zaten program sonunda bir de bayramı tebrik ederiz. Onu sonraya bırakıyoruz. Değil mi? Bu sene de bayram Kurban. hac dönemine denk gelmiş ya. Evet, bir de yani. Hac meselesi var çünkü. Bu hocam niye çok konuşulur? Vakti zamanındaki bir manşetten dolayı değil mi? Kimin manşeti? Kimin bilmiyorum kimin. Herhalde Ertuğrul Özkök'ün. Tamam. Abuzettin Düstübsek zannettim, o değil. Yok yok. Tamam. Yani şu senin benim verdiğimiz su faturalarına %800'lük zamla Roma seyahati yapan Ertuğrul Özkök'ün. Ha bak nereden? İspark'a yapılan... Bak hocam, sıfır ya. Maliyet artışına rağmen İspark'a yapılan %35'lik son zamla birlikte muhtemel önümüzdeki dönem Paris'e götürülecek olan Ertuğrul Özkök'ün atmış olduğu evet. O şey gibi oldu. Manşetlerden biriydi. Şey oluyor Ömer Özkök, bazen hepimiz yaparız ya köşe yazarları mesela birisinden bahsedecek, bir isim geçecek. Bilmem ne CHP'li tamam mı? Onu koyarsın sanki ismini koyunca anlaşılmıyor gibi. Ya da bilmem ne yolsuzluğundan dolayı ceza almış olan bilmem ne yapar. O atfı koyarsın. Böyle diye oraya sıfatı koyarsın ki dövmek için. Sen de şimdi manşeti kurbanı sordum. Oradan da Eko'ya bağladın. Bir de seyahatten bağladın. Tebrik ediyorum yani bu işlerde. Estağfurullah. Şimdi evet, öyle efendim, ama. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in eğitim öğretim yılının bugün son günü. Evet. Bu vesileyle tüm genç kardeşlerimize, hatta ben dostlara öyle yazdım. Ya. Kuzulara hayırlı tatiller dileyelim. Anne ve babalara da geçmiş olsun. Bilmiyorum. Öğretmen 1 milyon civarındaki o dev eğitim kadrosuna gelsin. Da iyi tatiller dileyelim. Evet. Efendime söyleyeyim. Böyle, anne babaya niye geçmiş olsun dedin? Geçmiş olsun demedim canım. Ha şöyle. Geçmiş yıl olsun. Geçti. Yıl geçti. Ben şey, hani ben şöyle geçti abi, bitti. Geçmiş olsun. Ayva yediniz ya çocuklar şimdi evde. Tamam, o da var tabii çünkü. Sabah okul yok, evdeler. Anne ve çocuklar. Kendimden biliyorum yani. Geçmiş olsun derken geçmiş doğru, olsun. Bu saatten doğru. Sonra. Bu saatten daha sonra çok, sizi ben bile kurtaramam der gibi oldu. Pekala. Şaka yapıyoruz ya, çocuklar da alınmasınlar. Velilere başarılı geçtiğini umut ettiğimiz eğitim öğretim İnşallah yılının güzel karnelerini alırlar. Önümüzdeki yıl çok daha ciddi başarılara gebe olması temennisini iletelim. Ve integralsiz bir lise. Mesela müfredat, bak bir şey söyleyeceğim. İntegralsiz bir. Müfredat çok aşağı mühimdir. Müfredat yukarı. Yusuf Tekin ve ekibi. Tebrik ediyorum bu konudaki adımın için. Bir kere daha söylüyorum. Şu anda Türkiye Maarif Sistemini yani Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetebilecek en yetkili ve en etkili isim. Evet. Ekibini de kendisini de yakından tanıyorum. Meselelere hakimiyetini uzun yıllardır takip ediyorum. Sayın Yusuf Tekin ve ekibinin Türkiye'nin eğitim sistemine yaptığı ve yapabileceği katkıları da cesur tahmin edebiliyorum. Ben de öyle gerçekten öyle. Hani integral sadece senin verdiğin yani bir örnek. Bir örnek küçük. O müfredattaki sadeleştirmeyi şu istemezük çetesinin ısrarla yok laik eğitim sistemine kara çalınıyor bilmem ne falan diye çamurlamasına da müsaade edilmiyor. Şimdi, evet, edilmeyecek de. Edilmiş. Mevzuya da herhalde gireceksin buradan. Gireceğim. Ama, gireceğim. Ben şunu söyleyeyim. Defaatle söyledim bunu. Bunu söylemekten de çekinmiyorum. Uzun yıllar boyunca bu ülkedeki en büyük sorunlardan bir tanesi eğitim sistemiydi. Hı. Şimdi diyeceksin ki ya yani bunu da mı eğitim sistemiyle ilgili de mi çok şey biliyorsun? Çok şey bilmek bilmemekle alakalı bir şey yok ortada. Nedir? Ne diyoruz? Gazeteci her şeyi bilmez ama her şeyden biraz bir şey bilir. Çünkü haber takip eder sürekli. Doğru. Böyle bir avantajımız var. Şimdi bu integral espri oldu yani. Yusuf Tekin, integral Yusuf. Ne diyeceksen de bir şey de ama cesur bir hareket. Ben şuna çok karşı koydum. Program öncesi seninle konuşabildiğimiz 3 dakikada bu konuştuk zaten. Tam da Bakan Bey'in konuşmaya başladığı andan itibaren. Şimdi bu enteresan, bu yobazlık böyle bir şey hocam. Bak yobazlık öyle kılık kıyafetle, sakalla, bıyıkla
ölçülecek bir şey değil. Yobazlık, muhafazakarlık böyle bir şey. Tam da böyle bir şey. Şöyle bir itirazda bulundular. Bu bir devrim derken. Hadi canım sen de müfredattan bu çıkarılmış. Bu ne devrim? Devrim. Niye devrim? Çok uzun hikaye. Anlatamam, vaktim yok. Ama integral takıntım şu. Bu ülkede herkese ve her kesime ve her okulda, her okulda, özel, genel, ya bilmem, resmi, bilmem ne. Bunu öğrettiniz ve insanları binde biri integrale devam etti hayatında. Mesela bir örnek binde vereyim. Biri devam etti. Ben integrali çok severim. Sen okudum. İntegrali sevmezsin. Sevmem. Hiç sevmem. Ben eğitimi mühendislik alanında yaptım. Sen sosyal bilimler alanında yaptın. Ben bu kadar en basit. Son zorlandığım tanjant, kotanjantta zaten sıkıntılı bir duruma gelmiştim. Ya benim sosyal belki aklım, zekam var. Matematiğe kafam basmıyor. Mümkün. Gayet mümkün. Bir itirafta bulunuyor. Hatta Almanya'dan örnek verdin. Tabii. Yani dedin ki zehir gibi yetiştiriyor adamı Alman. Evet. Dedin ki 5 tane konuyla yetiştiriyor. Ama öyle bir mühendis okur. Çıkıyor ki ortaya. Tabii. Türkiye'nin yerini sor bilmiyor. Cahil diyorlar mı? Hayır demiyorlar. Çok iyi bir mühendis diyorlar. Çünkü coğrafya noktasında ihtiyacı yok eğitiminde tabii. Ona. Herkes kendi alanında. Bak Almanya bir sanayi ülkesi değil mi? Evet. Sanayi devi hatta. Sanayi devi. Ve disiplin ülkesi. Ve çok net bir örnek olarak olduğu için ortaya sunuyoruz, sürekli sunuyoruz. Çünkü çelik diyorsun Almanya, elektronik Almanya, otomotiv Almanya. Yerleşik bir teknolojisi var. Bu yeni değil. Tamam, uzatmayalım. Şöyle söyleyelim. Adamlar mesela Amerika'da farklı değil aslında. Yani batıdaki eğitim farklı değil. Norveç'te böyle. 5 tane konu veriyor sana uygun. O 5 konuda uzmansın. Liseden çıkıyorsun. Çıktıktan sonra da o mevzuda çok iyi olduğu konuda bir işe giriyorsun. Ne yapıyor adamlar, Almanlar mesela? En büyük parayı nereden kazanıyor? Otomotivden. Ne lazım? Metalden anlayan, kaportacı, mekanik anlayışı olan, elektronik devreleri, artık herkesinden bir sürü teknikeri var adamın elinde. Tekniker, mühendis değil. Adamın mühendise ihtiyacı yok. 5 tane zaten, 5 tane beyin o işi yapıyor. Arge'de de 150 tane var. Geri kalan binlerce insan onu üretiyor. Ve benim kızdığım şey, yani daha doğrusu bizim eğitimdeki sıkıntımız şu. Biz bir eğitim müfredatı hazırlamışız. Abi 100 yıldan beri matematik, felsefe, coğrafya, değil mi? Fizik, kimya, biyoloji hepsini birden okuttular bize burada. Evet ya. Gerçekten ve okuttular. Günde abi. 9 saat, 8 saat okuyacaksın. Hepsinden birer parça. Mesela mitokondrinin senin hayatına nasıl bir katkısı olduğunu bilmiyorum mesela. Yani. Ben mesela fotosentezi okurken, mitokondri okurken ya da bir bitkinin soymuk borusuyla ben niye öğrendim ki? Şunun da altını çizelim. Bunlar çok kıymetli bilgiler, bilimsel veriler. Ama o işi yapacaksan. Evet. O konu üzerine işte şimdi bu yeni müfredatta kazanım, dikkat et abi. Kazanım temelli değil, beceri temelli. Bravo. Diye özetlenen devrim. Bu sistemde devrim. Kazanımda sana bunların hepsini veriyorum. Evet. Sen hangisini alırsan. Beceri temelli de sana bir bakıyorum. Ya Hikmet Genç, sen çok iyi bir sosyal zekaya sahip bir insansın. O yüzden şu sayısal kısımları seni çok ilgilendirmiyor. Doğru. Sen buyur şu sözelle devam et diyebilme şeyi, mesele bu. Arkadaş bilgi... Kızılca kıyamet koptu. Bravo. Ya. Yani bir buradan bak, bir de bilgiyi ölçmekten bak. Mesela üniversite imtihanları, girdiğimiz imtihanlar. Hatırla, hep böyle imtihanlara girip çıktık biz. Bilgi ne kadar ölçülebildi, hangi değerde, o da belli değil. Şimdi ben bunu okudum. Yani şöyle bağlayayım mesela, matematik. Yani benim iyi olmadığım bir dersti. Asla sevmedim. Yanımdaki sınıf arkadaşım Mücahit Karaca. Mesela çok iyiydi matematikte ama onun da İngilizce. Adam liseye gidiyoruz. Nasılsın abi deyince saat 5 diyordu. O da onu almıyor. Olabilir. Olur. Buradan kendisi çok samimi arkadaşım, kızmaz o merak. Eyvallah. Şimdi bu bir şey ve bu değişmiyor. Şöyle değişmiyor. Adamın zorla İngilizce konuşturma yahu. Almayacak. Ben de yaş gelmiş bilmem kaç. Hala çarp tablosunun bir kısmını bilmiyorum. Düşünebiliyor musun? Nasıl mezun olmuşsam okullardan. Bilmiyorum çünkü takıntım var. Orayı kapattım, bilmiyorum. Bu disleksi mi dersin bilmem ne, bazı şeyleri yok, ezberleyemiyorum. Yok, tamam yani. Bu ayları ezbere hala sayamıyorum. Bu başka bir hadise. Bu başka bir şey. Ama bak senin... Şimdi, ama bana icbar ettiğin eğitim sisteminde ortak bir şey var. Onu yapmak zorundasın. İşte bu. Şimdi bu yanlıştı. Bunu bir devrim olarak görüyorum. Buradan CHP'ye bağlayıp bitireyim.
bağla bitir. Birkaç haftadır. Ben de CHP medyasına bağlayıp işte, devam edeyim ondan. Niye bağlıyoruz? Amacımız bir şekilde alıp da demin sanki girizgahı yaptığı gibi CHP'yi dövmek değil. Yaptığı gibi diyorum ben. Neden? Çünkü mevzu bu. Ertuğrul adam, Özkök deyince aklıma tabii. Benim finanse ettiğim Roma seyahati geldi. Ne yapayım? Hala içime oturdu o para benim ya. Benim de aklıma şu geliyor mesela. Bilim, üniversiteler bilim yuvalarıdır. Ne kadar mübarek bir cümle. Bilim yuvasıdır. Korkuyorsun. Ne dedi o? Bilim yuvası dedi. Sen karşı mısın bilime? Yobaz. Lan nedir? Hangi bir? Bir dakika dur. Hangi üniversitemiz dünya çapında? Hangi kaç tane makale yayınlamış? Dünyada neyi keşfettik? Kaç tane mucidimiz var hocam? Ama öyle deme. Bak, Boğaziçi Üniversitesi'nde sadece o işten sorumlu öğretim üyeleri sap gibi duruyorlar. Tabii rektör protesto ediyorlar yıllardır. Tabii, hala arkalarını i̇şleri dönüyorlar. O. İşleri o. Ya yobaz böyle bir şey. Bak sap gibi duracaksın orada. Allah sap sap. Allah. Öyle söyleme. O bilmem ne üniversitesinden. Zıkkımın kökü hangi üniversite okumuş olursa olsun benim umurumda değil. Adamlar şuna itiraz etti. Dediler ki vay onu kaldırıyor. Biz bu cümleyi de kurdular ya. Bak bu gerçekten yobazlık. Gerçekten gerici. Ne dediler abiciğim? Dediler ki yahu biz zamanında matematikte bazı işte lisede okunan bazı konularda dünyada imtihana giriyorduk. Dünya yarışma. Birinci çıkartıyorduk diyor. Dediği doğru. Benim dönemimde 80'li yıllarda okurduk. Tabii matematik olduğu için benim pek hoşuma gitmezdi mevzu. Tamam. Matematik işte olimpiyatlarında bilmem ne Pertevniyal Lisesi bilmem ne öğrencisi ikinci oldu, bu birinci oldu. Kapatıyor tam ne güzel koyun. Bu benim babamın zamanında da vardı mesela 70'li yıllarda aman çıkar. Ya bak görüyor musun? Demek doğruymuş diye zannediyorsunuz değil mi? Sadece soru basit. Çok basit. Bu adamlar matematikte bilmem ne yapıyorduk, integral okuyorduk, her şeyi okuduk. Kurbanın bacağına elektrik verdik, sizin sistemini öğrendik. Çok kültürlüyüz ya. Ne yaptınız? Çok merak ediyorum sadece. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda adamlar havadaki savaşları, Üçüncü Rhein İmparatorluğu kurmaya çalışan Hitler, yeni silahlar keşfederken, dünya sanayi devleri olurken ne yaptınız integrallerle, kontajantlarla? Ne halt yediniz? Abi işte gittik Maçka'da kafayı çektik. Çok mutluyduk. Bir de şapka giydik. Bir de ezberdik. Gel. Lan bir dakika bir söyleyeceğim. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, dünyada devam ederken bunlar bu dünya savaşları varken hatta soğuk savaş döneminde sürekli bir inovasyon, yenilik ve uzay teknolojisinde yarışırken sen tel yaptın ya. Doğru. Ama işte integral işe yaramıyor. Ama işte bir yerden treni yakalama şansımız işte bunlar oldu gibi. Ve bir şekilde yakaladık. Şimdiki bu yaygaranın da altında yatan esas sebep o. Şimdi Kocaeli Gebze'de tatsız bir hadise meydana geldi. Hatta evet. O kadar şey ki yani hakikaten üzerinde durmaya değmeyecek kadar da lokal bir iş. Yani Bakan Bey'in tabiriyle 76 binden fazla okulun içinde bir tanesinde meydana gelmiş olan bitti. Ve bir dakika. Türkiye'den gidiyor. O meydana gelen hadisenin de sorumlusu bir şekilde yanlış anlaşıldım bilmem ne falan o kısmı da kenara bırakıyorum. 5 dakika içerisinde ilçe milli eğitim müdürünün olay yerine gelmesiyle çözülmüş olan bir mesele bu çağda bu kafa. Şimdi devam. Mallunmuş mağribi gibi atladılar. Gerici zihniyet. Uygunsuz olan sizin varlığınız. Evet. Ve de şimdi, şu da var yalnız bak. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat provası yapılması büyük tepki çekti. Bir anda saltanatı ilan edildi. Bakan Bey de diyor ki biraz önce açıklamada da dedi. Yani bu münferit tek kişilik bir hadise ve gerekli olan neyse yapılacak. Ama ağzınla kuş da tutsan sen o eğitim sisteminde, o eğitim müfredatında o integrali kaldırdın ya senin verdiğin örneği söyleyeyim. Artık bu çocuklar birazcık daha iddialı olacaklar ya. Tabii. İşte İHA yapacaklar, gemi yapacaklar, uçak yapacaklar. Ağababalarının hiç hoşuna gitmeyecek. O yüzden oradan yüklenmeleri lazım. Ama güzel dediğin çok doğru, çok güzel bir söyledin. Bilmem kaç bin bilmem nerede okulda bir tane çıktı müdür bunu yaptı etti bilmem ne. Fikirdir. Benim de hoşuma gitmiyor belki bu tür görüntü. Fikirdir, zikirdir. O ayrı neyse. Mesele. Neticede meseleyi tamam, çözen ama Milli Eğitim Müdürlüğü, meseleyi çözen Milli Eğitim Bakanlığı ama dayak yiyen de Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı. Ha, şimdi, dolayısıyla hayır.
Ama adamın niyeti tabii. Üzüm falan yemek değil. Yahu. Adamın cumhuriyetle bilmem neler bir derdi yok. Bak adam o kadar fazla maddem var tabii. Ki tamamı bravo. Yalan haberleri üzerine bina edildi hızlı adam, geçiyor. Adam postalcı ama şunu unutmayalım yani. Böyle binde bir tane çıktı. Başka şeyler de olabilir mesela. Başka bir müdür başka bir şey yapabilir. Der ki efendim bu çok kapalı geldi. Veyahut da başka bir müdür çıkar ki canım sıkıldı. Velileri de almıyorum defolun dedi. Şimdi bu bakın çok batıdaki ifadeyle söylüyorum. Anekdotlar geneli anlatmazlar. Anekdotlar. Şimdi. Yani pandemide de çok konuşuldu. Şimdi madem Cumhuriyet'in şeyi. Yani ekranı, bu olaylar seni Türkiye anlatmaz. Bir dakika sana dangalak şöyle gibi, bir örnek dangalak vereceğim. Dangalak gibi ne bu? Sana şöyle bir örnek vereceğim. Dangalak bunlar ya. Hatırlarsan bir sabah kompleksi. Her sabah kalktığımızda CHP kesinlikle. Teşkilatlarındaki tecavüz vakalarıyla adli meselelerle karşılaştık. Bir dönem her sabah CHP bilmem ne ilçe başkanı o şeyde teşkilatta çalışan bilmem ne kadına tecavüz etti. Ya da taciz bir gün etti. Tecavüzcü zihniyet yok, diye bir başlık yok. Gördün yok, mü? Yok olmaz olmaz. Çünkü Cumhuriyet'te. Hocam zihniyet zaten tecavüzcü bir zihniyet. Şimdi o olayların münferit olaylar olduğunu evet. Bir şekilde kabul etme gerçekliğiyle adam hareket tartış etmek ya. Gerekirdi. Hayır. Biz de öyle yaptık. Bravo çok güzel. Adam gibi tartış. İnsan olun ya. Bir insanın bu kompleks niye? 22 yıldır şeriat geliyor diyorsun. 22 yıldır. Hemen gelmez yok. Provası yapılması. Ya dangala. Ya çok bak bu bir daha söylüyorum. Sözcü. Derdimiz sizinle. Evet. Artık çünkü siz bu ülke için bir sorunsunuz. Problemsiniz. Öyle. Tuvalet terliği zihniyetiniz. O lağım kafalı kafanızdan çıkan pisliklerle bu toplumu ne hale getirdiniz? Delirttiniz. Ya bu toplumda oduna verecek, oy verecek adamı siz oluşturdunuz bu kafayla. Bak laik Türkiye Cumhuriyeti'nde biz bilmiyorduk. Ben krallık var zannediyordum hocam. Sultan 1. Tayyip Erdoğan var biliyorum ben öyle biliyorum bilmiyorum. Topkapı'ya gidiyoruz yani. Cuma selamlıkta selam kapısından girip de Cuma namazı Selahattin Camii'de kılıyoruz ya hocam. Bilmiyordum ben bunu. Laik Cumhuriyeti'nde şeriat provası yapılıyor. Anam provaya bak. Laiklik. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bu komplekslere bunlara ancak bu ifadede söyleyelim. Bunlar böyle bir anda tükürünce zannediyorlar ki biz kazandık. Valla ne der ne diyor rüzgar ne, kayadan ne götürür? Toz. Toz götürür. Bu kadar değiniz var az bakma yani konuşuyoruz da. Sizin gibi yobazların bu ülkede olmaması gerektiği için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Peki. Ve şunu söyleyeyim. Fikirdir yani bu fikir her türlü fikir açıksınız da. Her türlü LGBT bilimine açıksınız da. Bir adamın bir fikri niye açık değilsiniz? Söyledi. Bu bir kural ya sistem değil. Milli Eğitim Bakanı da diyor ki soruşturacağım dedi. Tamam. Bu da böyle düşünüyor diye. Yok abi şeriat geliyor. Yok oluyoruz. Cumhuriyet elden gidiyor. Ulan senin cumhuriyetin, darbeci cumhuriyetin, senin laik dediğin darbe cumhuriyet, postal yalıcı hepiniz. Siz bu postal, bu şeyi despotik sistemi korumaya çalışan. Yobaz Kemal istersiniz. Muvaffak olamayacaklar. Bazılarını rahatsız edebilir böyle kıyafetler. Adam fikrini söyler. Bir tane çıkabilir, edebilir. Her defasında bunlar bunu yapmaya devam edecekler. Ben de söyleyeyim. Fikir olarak söylüyoruz ya. Tamam. Şimdi bak çok şeriat madem, bilmem çok ne madem. Provasıymış. Ben şahsen şeriatçıyım yani. Düşüncem öyle. Ben sen bana niye hakaret ediyorsun? Kahrolsun da diyemezsin. Tamam. Ülkem layık ülkedir. Ben şahsen şeriatçıyım. Bu kadar basit. Çok madden var çok. Evet buyur abi. Yumuşamaya halel geldi. Çok sert girdik bak yumuşamak mevzusu. Bak evet. Yumuşuyoruz. Hiç yumuşamayacağım hocam. Bitti hocam geçmiş olsun. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını dün dinleyince dedim ki ya acaba aynı isimden mi bahsediyoruz birkaç gündür yoksa yanındaki beyefendiden bir şey mi nasıl diyeyim çekindiği için mi öyle konuştu? Bir şey yapabilir miyiz arkadaşlar? Özgür Özel'i bir dinleyebilir miyiz? Hı. Çok kısa bir görev o değil mi? Ha, tamam. Kimseyle bir tartışmamız yok, bir gerginliğimiz yok. Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Ben Sayın Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı. Öyle bize kimse ittifak falan önermesin. Çünkü bugünün sorumluları bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz. Şimdi suç ortağı tamam, ifadesi
tamamıyla birbirine çelişen, saçma, manası olmayan, ne dediğini de bilmediği. Yani ben sana söyleyeyim mi? Cumhur İttifakı için suç ortaklığı diyor abi. Ne demek bu? Ne demek? Buyur. Çok basit Türkçesi var. Bunu aklı selim herkes anlar. Suçlusunuz. Bu da senin ortağın. Bir suç var ortada. Kendini anlatan bir cümle bu. Yani kendini çok iyi anlatan bir cümle. Suç ortağın. Yani siz ikiniz suçlusunuz diyor. Sen de. Hmm. Sen diyor. Başka mana çıkabilir mi? Suç ortağın. Yani bir suç var ortada. Ne o? Türkiye yönettiniz. Yönetiyorsunuz. Evet. Adı Cumhur İttifakı. Evet. Evet. Ve suçlusunuz. Suç ortağısınız. Ortağısın dediğine göre sen de suçlusun demektir. Cümle bitti. Burada koptu gitti. Yani her zaman bir tenakuz, bir çelişki var. Nasıl normalleşeceksin? Ne dediğini kendi de bilmiyor. O kadar kafada basmıyor. Ona söyleyeyim bak Özgür Özel'de. En bak, büyük sıkıntı bu integrali iyi okumamış galiba. İntegral değil. Yanındaki beyefendi, yanındaki beyefendinin hiç mimiği olmaması acaba Özgür Özel'in burada böyle konuşma mecburiyeti mi hissetti sorusunu akıllara getiriyor. Şimdi onu da tahlil ederiz ama bu cümle öncesinden başlangıca baktığın zaman cümle içerisindeki çelişki daha da çelişmeye devam ediyor. Nedir olay? Nedir? Şu diyor ki madem diyor mutlu değilsin gel diyor Türkiye ittifakına. Sen suçluları ittifaka mı çağırıyorsun? Ne? Yani bizi iteleme diyor. Onu bize iteleme. Sen kendi itelen gel. Bizim ittifakımıza dediği ittifakın içinde dem var mı abi? Ha, şimdi eğer suç ortağı dersen. Ha, şimdi bana aldın bir kapıyı açtın. Sevgili Özgür Özel zaten bunun sözcüsü de böyle. Deniz Yücel. Bize açtın kapıyı. Ben bu kapıdan bir girerim. Ve oda gezerim. Çünkü çok oda var bu kapının içerisinde. Suç ortağı lafını kullandığı için ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne eğer bir serzenişte bulunursa ilk söyleyeceğim şey şudur. Bizim öyle ortağımız yok falan gibi yalan söylüyor ya. Suç ortaklarını sayarım. Bak sevgili Özgür Özel. Amerika Birleşik Devletleri. Emperyalistler. DAEŞ. FETÖ. Ve en sağlam suç ortağınız PKK. Terör örgütü. Suç ortaklarınız. Çünkü topunuz geldiniz. Özgür Özel. Aman sakın. Bak tavşandın. Mavşandın. Bak yanındaki adam mutsuz. Niye? Ulan bu kadar büyümeyecekti diyor. O da diyor ki ulan diyor bak neler söylüyorum şimdi giydiriyorum diyor. Şimdi bak ne dedik biz? İhtiyatlı iyimseriz. İhtiyat vardı iyimserlik bak ihtiyat. Tedbirli temkinli davranmamız dedik. Evet. Hatta yazı da yazdım. Arada bir Cumhurbaşkanı bir ifadesi vardı. Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır. Diyaloğa devam ederiz. Biz aynı zamanda muhalefete de çizgimizi değiştir demeyiz. Hı. Bak. Demokrasi. Şeriatçı kafa diye kızan dangozlara diyorum. Demokrasi böyle bir şey. Bak demokrasi. Ya suç ortağı deyip de bir insan Allah. Bu her zaman örneği verdiğimi vereyim mi? Hitler'in çıkıp da dünyaya humanizmden bahsetmesi ve faşizme karşı mücadele çağırması gibi bir şey. Suç ortağı arıyorsun öyle mi? Ya ulan bu ülkede en son konuşacak olan sensin ya. Senin öyle bir suç ortağın var ki. Öyle işler yaptınız ki. Öyle haltlar çevirdiniz ki. Kandil dedi ki. Hani hep buradan aklıma geliyor. Hani bir daha söyle. Adam diyor hazzı gelir. Masanın kıymetini bilin dedi. Sevgili Özgür Özel suç ortağı olan arkadaş. İki. Hı. Siz tezkereye hayır dediniz. Hatırlatacağız. Suça bak abi. Bu mavi vatan için. Bu toprakların meydan okuması iddiasının devamı için. Orta Doğu için. Bayrak için. Toprak için. Sen ne dedi adam? Dedi ki CHP. Ne dedi? Çok hayırlı bir iş yapmıştır. Tezkereye hayır diyerek. Kim dedi? Terörist elebaşı. Mustafa Varank'ın tweetini de hazırlar mısın? Şimdi yıl olmuş 2024. Tavşan mavşan zıpladı. Nasıl bu zıplar diye dışarıda zıplamasını bekliyorlar. Çok sevdi tavşan burayı. Eski bakan Mustafa Varank tam senin söylediğin yerden bakmış. Bir suç ortağı aranıyorsa... Daha birkaç gün önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Kürdistan'da işgalcisiniz diyen hadsiz DEM Parti ya. Vekiline ses çıkarmayan ve bu açıklamaları yapmaları çok için onlara cesaret veren Özgür Efendi'dir. Ya arkadaş ben şunu anlamıyorum ya. Ya işte bak bunlar yüzünden diyorum. Bak bunlara bizim her sabah kızmamızın sebebi o. Muhalefete muhalefet olsun diye konuşmuyoruz. Siz insanları akıl yok mantık örgüsünden çıkarttınız. Saçma sapan her şey olabiliyor. Niye? Sizin yüzünüzden oluyor. Siz yazıyorsunuz. Prova yapılıyor diye.
prova. Yani yarın falan ilan edilebilir. Hocam prova yapılıyor. Diyor biz dünya entegrasyonundan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım Kral Felipe ile görüşüyor. Amerika ile konuşuyor. Onunla konuşuyor. Bununla konuşuyor. Türkiye'de devrim niteliğinde şeyler yaşanıyor. Uzay diyoruz. Astronot gönderiyoruz. İHA yapıyoruz. Ve bütün dünya hala hazırda ekonomik sıkıntıya rağmen onu toparlayıp oradan tekrar geri getirebiliyoruz. İşimiz gücümüz ya savunma sanayi teknolojisi ya Türkiye'nin yapabileceği yeni web markalarımız, dünya markalarımız olmayan şeyler. Neydi eskiden? Hatırlatıyoruz. Fly with THY and die. Türk Hava Yolları'yla uç ve öl. Aldık. Dünyanın alkışladığı bir Türk Hava Yolları haline getirmişiz. Bunları ve şeriat geliyor. Korkunç bir şey. Olmayacağını o gerzekler de biliyor. Şimdi bu Özgür Özel Efendi. Suç ortağı dedin ya. Ben bunu yazdım. Senden önce biliyordum ben bunu. Senin suç ortağın var. Yıllardır ortağın. Yahu sizin daha önceki HDP isimli meclise girdi diye sizin Ali Cenap Belediye Başkanınız Şükrü Pilav'ı dağıttı. Niye dağıtıyorsun diye sordular. Dedi ki HDP girdi. Ulan ne işin var senin? Türkiye bu zararlı bir şey. Çanakkale Belediye Başkanı. Ona girdi. O zaman bana da girdi dedi. Hemen dedi. Ben pilav dağıtıyorum. Bunu dolayısıyla yaptılar. Hani bagaj bu ya, kadar doluyken Hikmet abi böyle ya, bir ifade benim, kullanmak ne ben, bileyim ya. Komik olsun diye söylemiyorum. Ciddi söylüyorum. Benim kahrolsun keller demem gibi bir şey ya. Kahrolsun keller. Ben diyorum. Çok kırıcısın. Keller bir Alman ismi değil. Keller değil tamam mı? Çok kırıcısın. Özür dilerim. Sen o kadar değilsin ya. Ben daha fazlayım. Şimdi böyle bir şey yani suç ortağını bana iteleme falan. Ama iteleme ama sen suç ortağı olduğuna göre ortada bir suç var ve ortaksınız. İkiniz de kötüsünüz ama sen sevmediysen buraya bir dön gel. Seni kabul ediyorum falan. Şimdi ne dediğini de bilmiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mukadderat hocam. Değişmez. Hani Sayın Baykal'a da atfen sürekli konuşulur yani bari o kadarcık ulusalcı olsaydı. Ben o zaman itiraz ederdim. Hala itirazlarım vardır. Yani Sayın Baykal'ın 2003'te işte bu kadar büyük bir oy potansiyeli olduğu için yani tekrar seçim için onaylaması. Bazı milli mesela duruşunu takdir ederim her zaman içinde doğrudur. Ama iç dinamiklerde bir CHP damarı vardır onda. O da olma, oldurtma, çıkma, çıktırtma, başı kapalı olmaz, zattır zattır zuttur o da yaptı. Şimdi bak değişmeyen bir şey en iyisiydi o. Ecevit derler falan der ya iyi adamdı, iyi şiir okurdu. İşte nedir o? Çok romantik bir adamdı. Devamlı biliyorsun değil mi? Romantik bir adam. Romana gitti, tiki kaldı derler. Arkasından başka bir şey derler Demirel için. Neyse. Ama bir dakika yani. Bu da şu hanıma haddini bildiğini diyen bir kişiydi onlar. Bakın CHP ve o tandans, o zihniyet bu ülkede yobazlığı temsil eder. Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Bunlara böyle söyleyince bakıyorum. Artık söylemiyorlar da sağ olsunlar. Böyle çok hakaretten yok. Ama pusumuz. Yani bunu bir şeriat provası gibi tamam. Son sunmaya çalışmak söyleyeyim. Da ahmaklık yani. Ya ne tamam. diyeyim abi neyse doğru söylüyorsun. Şimdi aptallık yani. Özgür Özel'e MHP'ye saldırma motivasyonu nereden ve ne şekilde kazandı bu motivasyonu bilmiyorum ama. Şu şeyi okuma Sayın Bahçeli'nin o beden dilini okumayı hiç bahsetmeyecek misin abi? 2 gündür takığım ona ben. Yok yüzük gösterdi şimdi. Hatırlıyor musun? Yani bu çok konuşuldu ya. Ne demek istemektedir? Demek ki mesajlarını açıktan verirsin. Ya ben de bunu bak çıldırdım. Dün akşam çok özür dilerim. Şu Sayın Bahçeli mevzusunda bir ikinci daha söyleyeyim. Ya adam çıktı. Çok grup toplantısında şahitsindir. Dedi ki arkadaş ben bir şey söylemek istiyorsam söylerim. Abi açık mı? Söyleyeyim kameraman. Bir şey söylemek istiyorsam söylerim. Ne çekileceğim senden ya? Ben gör ettiğinde seni kafana da kırarım diyor adam zaten. Tamam. Güzel. Ya hatırlıyor musun? Bilmem ne sensin. Kaderim sensin. Bilmem ne beterim diye Ferdi Tayfur'un 78 model bir şarkısını. Yürürken böyle eşofmanla falan filan. Ağır çekimde aldılar. Şimdi Bahçeli'nin yaşı gereği. Değil mi? 70'li yılların şarkıları. Mesela ben ortak bir yanımız var. Ben klasik araba çok seviyorum. Her zaman aslında arabasına bakarım. Yani. Benimki 57 Chevrolet Bel Air. O işte Impala seviyor 72 bilmem neyse. Vay bu müziği dinledi. Yürürken tespih vardı. Evet. Tartan pisti var. Evet. Ve Ferdi Tayfur'u ne ya? Yani. Yani. 206 buzu arıyoruz.
Bu, ondan sonraki bir bakışta şimdi şöyle koydu. Al, neydi yüzüne Allah yeter miydi? Bana Allah yeter ulan, yazıyordu. Devlet Bahçeli'nin daha önce haşa başka bir şey mi düşünüyordu? Bahçeli. Poz böyle. Milliyetçi muhafazakar bir parti. Çaylı pozu. Genel başkanı. Bak çünkü ama oraya koydu. Bunu buradan paylaştı. Böyle bakıyorum ha. Andavallık. Yani adam diyor ki arkadaş mesaj vereceksem, söyleyeceksem söylüyorum diyor. Hani bu şey gibi şeriat provası denen dangalaklar gibi yazan. Ama bir dakika bir şey demek istedi galiba. Abi şimdi adam bak. Diyeceğin değil. Son cümle şu. Her ne şartlarda olsa son cümlesi uzun uzun. Biz okumadık. Mevzu kapanıyor çünkü biliyorum. Hangi şartlarda olursa olsun zat bir sürü yazmış. Söyledi. Uzun uzun yazmış. Anlamıyorlar ya. Hangi şartlarda olursa olsun biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan yanında ve ardında her zaman durmaya onu yalnız hazırız, bırakmayacağız. Bitti, nokta. Onu dedi. Yalnız bırakmayacağız diyor. Yok, yüzükte bilmem ne yazdı. Yeşildi. Yeşilin niye turkuazını kullanılmadı da? Şimdi bu medyanın yani bu abi, medyanın gerçekten çok tehlikeli bir medya olduğunu söylemek isterim. Evet. Bir cinayet üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıpratılma gayretine uzunca bir süredir şahit oluyoruz. Devlet Bey de grup toplantısında buna mütemadiyen değindi. En son yine bu medyanın bugün Karar Gazetesi de ona eklemlenmiş. Zaten yaşlı CHP abi. Medyası dediğinde adını oraya yazdırma gayretinde olan bir gruptan bahsediyoruz. Çok özür dilerim. Bu Sinan Ateş'in ablası birkaç gün önce bir ihbarda bulundu. Dedi ki ben takip ediliyorum. Sonra ne oldu biliyor musun? Hı. Bu CHP medyası takip edenlerin kimliklerine ulaştı. Hmm. Bir bakalım arkadaşlar. CHP medyası arka arkaya verin. Evet bak işte benimki. Verin bakalım. Çok severim o yüzden diyorum. Buyurun. Fakat ne oldu? Selma Ateş takip edilmiş Bursa'da. Ve konu emniyete intikal etmiş. Sonra takip edenlerin iki ayrı ekip olduğu ve Bursa Ülke Ocakları mensubu olduğu tespit edilmiş. Bak. Sinan Ateş'in ablası. Avukatıyla görüşürken bak, kendisini bir arabanın takip ettiğini fark ediyor. Hemen karakola gidiyor. Böyle şeyler oluyor bu ülkücü camiada da. İşin böyle şey karışıyor. Oluyor bu ülkücü polis camiada diyor. Olanı hatırlatacağım biraz sonra Bursa sana. Ülke Ocakları'ndan evet. Bir tanesi de başkan yardımcısı çıkıyor. Bak. Tamamının işte Ülke Ocakları bağı olduğuna ilişkin, baba. Bursa Teşkilatı'na bağlı olduklarına ilişkin yazılar da yazıldı. Yani, Ateş'in de bu konuda şimdi, bazı paylaşımları var. Nevşin'in yalanlarına şerbetliyiz. Tamam yani. Erkek kardeşim polis kaçırdı, aldı, arabada dövdü, ondan sonra da attı evet, sonra falan oldu diyen biri hasta oldu. Verin, hatırlatın. Yani biz Nevşin'in yalanlarına şerbetliyiz de Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı nereden çıkardı? Hocam bence bu da çok fazla konuşmaya değer bir şey değil ama. Günün sonunda valilik bir açıklama yaptı seyircilerimize söyleyeyim. Dedi ki evet, bak. Söz konusu şikayet edilen kişilerin Ülke Ocakları ile hiçbir bağı yoktur. Tabii. Hayatlarının hiçbir döneminde ocağın kapısından girmemişlerdi. Hiçbir yok. Bitti. Sevgili Ömer, bak bazen ben de böyle bir kendimi bir öfke kontrolü yani problemi yaşıyorum zaman zaman. Sonra bakıyorum ya diyorum ben niye kızdım ki bunu öfkelenmiş şimdi. Özgür Özel saçlı zırvalamış. Sanki ilk defa oluyor. Yani CHP ve zırva ayrılmadılar ki hiç. Her zaman üstte duruyorlar. O normal bir şey. Zırvanın ama. Zırvanın ötesinde yalan var burada ya. Hocam bak yani sözcü diyor ki şeriat provası yapıldı şu anda yarın itibaren biliyorsun. Saltanat ilan edecek. Yani biliyor dedim bir Topkapı'da. Kavuğu giydireceğiz. Ondan sonra bir tane bu olur. Şimdi bak bir daha söylüyorum. Toplumu rehabilite edecek hale getiren hatta toplumun bir kesiminin bir patolojik vaka olduğu ve incelenmesi gerektiği noktasında bunlar getirdi. Bu akıl başından çıkmış tipler var ya. Her şeyi yapabiliyor. Şimdi bu adı. Şimdi kimdi bu Nevşin Mengü? Öteki kim? Ece Üner. Ya biraz önce verdin ya şey geldi arka arkaya koymuşsun ya ben öyle hissiyat geldi bana. Hani böyle kapıyı açarsın bir dar bir sokakta cumbalı evler düşün. Tamam. Bitişik nizamda. Karşı komşular konuşurak kadınlar. Ha, bilmem ne işte atıyorum Ayşe, Hatice, Fatma duydun mu bilmem ne yapmış. Hadi canım. Nerede? Şu sokak başındaki var ya bizim Abuzettin'in kayınbiraderi. Onun berjer koltuğunu almışlar. O bir şey mi bir de tanınması diye boyamışlar mı? Alo, işte Huriye sen duydun mu? De o böyle konuşulur. Sokağın dışına doğru o isimler, koltuklar kaybolur. Başka bir şey çıkar. Hani kulaktan kulağa vardır ya.
başlarsın bir cümle. Ama o zaman bunların yaptığı gazetecilik hocam, bak, faaliyeti değil. Bak şimdi diyor ki, bak diyor. Şimdi diyor, bir de takip almışlar. Almışlar mı? Almışlar abi. Arkasından işte yakalanmış bilmem ne. Evet, o yükücü çıkmış. O buraya çıkmış mı çıkmamış? Kim demiş? Bilmiyorum hocam. Bak okuyayım ben sana. O alıyor onu. Ece Yüner. Bak şu anda gündemdeki yeni isimlerden bir tanesi. Bizim şeyimiz, radarımızdaki isimlerden bir tanesi. Bir dakika, söylüyorsun gazeteci. Şöyle olmuş. Böyle bir iddia var ama henüz teyit edemedim dediği. Bak böyle olmuş. Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı diyor ya. Böyle olmuş. Antik Elefontan'dan bir hikaye anlattık. Nerede kaynak? Olmuş. Yani böyle dediler. Ya biraz büyüyebilir. Sen git şeye sor. Kim söyledi? Kuşlar söyledi. Vardı ya, İmin Şöreşan yapardı öyle. Kuşlar söyledi. Ece Yüner'in benim bildiğim tek bildiği kuş şey. Uğur Dündar. Peki. Kuş dedim. Tamam. Direkt kuş. Süremi bitirdim. Hayır, yani kaynak orasıysa. Bu ona yalan. Ona gülüyor böyle. Ha 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 ha. Bu Uğur Dündar'ı. Tamam, bir şey diyeceğim. Neyse, mübarek cuma da ağzımı bozmayayım. Süremiz bitti de. Yok canım. Bunların bu yalanlarıyla yurt dışında da bazı algılar oluştu. Orada bu yalanlardan beslenen bazı isimler de, onların da adı gazeteci. Evet. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'na mesela bir tanesi dedi ki Osman Kavala, Selahattin Demirtaş bir verin de. Onu vermeden yerli, çıkamam. Yerli yani. Gazeteci mi? Yerli mi, yabancı mı? Yabancı. İşte bu yerlilerin tezviratlarından beslenen. Şu komik şeyi söylemek zorundayım. Şöyle bizim. Abi. Gökhan Çalışkan arkadaşımız mesaj atmış. Abi ben de çarp tablosu bilmem demiş. Tamam. İçinden geldi söyleyeyim. Tamam, bir verin evet, bakalım. Gazeteci. Bizim Gökhan göndermiş. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde biliyorsunuz kararları yargı verir. Bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama. Ben sallamıyorum. Ben dimdik çalışmama devam ediyorum. Oh, çok iyi. Ve her zaman için. Ya. Ben bu adamı bu çok Osman seviyorum. Kavala olur. Niye? Bu Selahattin Demirtaş olur. Ben en çok kim sevdiğim. Olursa olsun. Tabii. Sayın Cuma, ben dükte oturuyorum. Kafanı sallama. Şimdi, ben kafamı sallama. Bu işin şeriat provası yapılıyor. Biz şu anda hazır Sayın Erdoğan yokken şeriat provası yaptık hocam dün. Ona önümüzdeki bayandan sonra inşallah tamam Topkapı'dan kavukla gireceğiz. Tamam. Niye seviyorum derken kastettim. Bakın, bayram üstü keyifli bir cümleyle bitireyim. Bak bu adam bir Avrupa Parlamentosu konuşmasında bir tane Fransız çıkmıştı, hatırlıyor musun? Bir Fransız gazeteci dedi ki ülkenizde, çünkü Fransız ya Ermeni lobisi. Ermeniler böyle oldu, şöyle oldu. Ermenilerin kiliseleri bilmem ne oldu diye. Avrupa Parlamentosu. Evet. Ermenilerin kilisesi Ermeni. Bu kulaklığı böyle çıkarttı. Dedi ki ya dedi bu arkadaş biliyor tabii. Bu arkadaş dedi Fransız mı? Dediler ki evet ya tamam okey. Belli dedi, bizim ülkemizde de Fransız. Tamam. Fakat problem çıktı. Onu o anda ekip anlayamadı. Biz takip ediyoruz. Bize de Fransız. Yani Fransız kötü bir şey. Hakaret. Bize de Fransız. Olaya Fransız kaldı denir yani. Bizim... Tercümesi. Bir deyim çünkü. Tercümesi. Evet. Deyim de değil aslında. Öyle bir söylem kalmış. Söylem. Yani bir işe yabancı olmak manasında. Evet. Anlatmışlar. Evet. Daha da hakaret Fransız olmuş. Kaldı denir. Fransız kaldı galiba. Dedi. Ulan dedi. Ulan demedi. Ben diyorum onu tabii ki. Dedi, gider bu adam. Ya dedik. Ta Osmanlı'dan kalan vakıfları veren ben. Kiliseleri açan ben, tadilatı yapan ben, 1970'li, 80'li, 60'lı darbe dönemlerinde sizi çok öpüp yalayan, onu da ben tercüme ediyorum. Batılı arkadaşlar bunu yapmadı. Biz bir Müslüman olarak dini hassasiyetleri gösterdik. Bunu ben, haberin yok dedi, bir boruyu koymuştu oraya. Şunun için seviyorum. Kendinden emin olduğu için, ya benim Cumhurbaşkanım, güzel bir şey bu hocam. Bunu kim yaparsa ben alkışlarım. Bak, tamam. Özel bir şey. Ya öyle kafanı da sallayacağım. Yani süre bitti, kafamı hocam, sallamak hocam, zorundayım. Hocam yani şey ya, yani Kasımpaşa gereğini yapıyor. Ben de hoşuma gidiyor hocam. Peki Hikmet abi. Haddini bildiriyor. Çok teşekkür ederim. Ben tatile çıkıyorum. Bayram süresince yokuz herhalde. Seyircilerimizden tabii. Ve önümüzdeki kıymetli hafta. Dinleyicilerimizden uzak kalacağız. Bayramınızı tebrik ediyorum. Yarın Müslümanların bir başka kutsal ibadeti, Arife günü. Kutsal topraklarda Arafat'ta evet. Bulunup hacı adaylarının artık hacı
olmalarının şahitliğini yapacağız. İnşallah. Orada Allah onların haccını kabul etsin, abi, dualarını kabul etsin. O dualarda yer almayı da bizlere nasip etsin. Ve bayramınız mübarek olsun diyorum. Senden de kapanış cümlesi alayım, kapatacağım. Tebrikleri kullandın zaten hakkında. Ben de bayramımız mübarek olsun diyorum. Bir de uyarıda bulunayım lütfen. Yola çıkanlar, gerçi büyük göç başladı. Bir kısmı kaldı galiba. Ama yola çıkacak olan vatandaşlar lütfen dikkat edin. Çok biliyorsun, trafik kazaları çok canımızı yakıyor. Şu bayram bayram gibi geçsin inşallah. İnşallah. Bizim de burada ettiğimiz duaları, yaptığımız ibadetleri, aynı şekilde orada Arafat'ta milyonlarca hacının yapmış olduğu dualara da Rabbim idhal eylesin. Onlara dahil eylesin. Kabul olsun. Amin. Teşekkür ediyoruz. Günün manşetinin sonuna geldik. Bayramdan sonra karşınızda oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiyse kalsın. Hocam, tebrik ediyoruz.